Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz mef'ulün bih. Kolay bugün, fazla zor bir şey yok. El mef'ulu bihi. Mef'ulün bih nesne dediğimiz Türkçe'de. Hani Türkçe'de nesne nasıl tanımlanıyor? Neyi kimi sorusunun cevabını veren şey diye. Arapçada da kısmen öyle, tam öyle değil. Bazen biraz değişik de olabiliyor. Arapçada da fiilden etkilenen, yani failin fiilinin üzerinde vuku buldu mansub isim diye kitabımız tarafından tanımlanmış. Şimdi metni okuyalım, sonra göreceğiz biraz. Min adati şuubi fi zevaci. Evet, adetler, şuub halklar, zevac evlilik. Yani halkların evlilikle ilgili, fi hakkında ilgili falan anlamı veriyor. Evlilikle ilgili adetlerinden bazılar, yani min de bazılar demek. Yettebi'un nasu adeten khassaten bihim fi'z-zevaci. Yettebi'u izler, takip eder, tabi olmak. İnsanlar adeten khassaten bihim, özel bir adet uygular, takip eder. Fiz zevac evlilikle ilgili. Fivasatı Yugoslavya, Yugoslavya'nın ortasında, Orta Yugoslavya'da. İnsanlar Orta Yugoslavya'da evlilikle ilgili özel bir geleneğe sahipler. Özel bir geleneği sürdürüyorlar, takip ediyorlar. Neymiş bu? Feyza arada şab bu. Şab genç demek, erkek. Arada, iza arada istediği zaman, iza zarf. Hıtbete fetatin. Şimdi şab genç erkek için, fetah fetatun fetatin. Bu da genç kız demek. Hıtbe bu da kız isteme, nişan vesaire. Yani bu genç erkek bir kızla evlenmek, nişanlanmak istediğinde. Zehebe ila üsretiha. Onun ailesine gider. Zehebe ila üsretiha. Ve behese ma'hum umure zevaci. Evlilik konularını, mevzusunu onlarla konuşur. Bahse. Konuşur, tartışır, inceler. Ve fi nihayetil hadis. Hadis, yani konuşma, söz. Konuşmanın nihayetinde, bitiminde, sonunda. La tu'til usratu ra'yaha fihi sarahaten bi na'am evla. Evet veya hayır diye açıkça, sarahaten aile görüşünü, konuyla ilgili görüşünü vermez, söylemez. Yani söz bitince, konuşmanın sonunda aile işte evet, hayır, verdik, vermedik falan demez. Bel aksine, bilakis tukaddimu lehul kahvete. Bu gence kahve ikram eder. Tukaddimu lehul kahvete. Feizâ kânet hulveten. Eğer kahve tatlıysa, hulve, fe ma'nâ zâlik, bunun anlamı ennehum kabiluhu, o genci kabul ettiler yani. Zevcen lil fetati, kızlarına eş olarak. Ve izâ kânet murrete, eğer kahve acıysa, fakat rafadatil usretut talep. Buradan da ne anlaşılıyor? Fakat rafadat, reddetti, el usretu aile, at talebe, gencin talebini reddettiler. Ve aleyhi, gence düşen, en yecide hazzan ahsen, daha güzel bir şans bulmak. Yani şansını arasın. Haz şans demek. Yecide, vecede, yecidu bulmak falan. Ahsen daha güzel. Fi mekanin ahar, başka bir yerde. Şimdi burada mef'ulün bih dediğimiz, yani fiilden etkilenen, fiilin üzerinde vaki olduğu mansub isim. Hangisi mesela, şöyle şeyde bakalım bu metinde. Adeten var bakın. Adeten yettebi'u fiil ennasu fail adeten mef'ulün bih. İnsanlar neyi takip eder? İzler adeten. Burada da bakın bir tane mef'ulün var. Erade istedi eşhab bu genç hitbete fetatin, bir kızla evlenmek, onunla nişanlanmak. Hitbete. O da mef'ulün bih. Bir tane daha var. Behese ma'ahum umura zevaci. Umura. Behese konuşuyor onlarla. Neyi konuşuyor? Umura.
konuyu, mevzuyu, ezzevaç, evlilik mevzusunu. Burada la tu'ti vermez el usretu aile ra'yaha fikrini, yani beyan etmez. Neyi beyan etmez? Fikrini. Ra'yaha. Bu da mefhulun bir. Tukaddimu verir lehu ona el kahvete. Ne veriyor? Ne ikram ediyor? Kahve. Bu da mefhulun bir. Evet, kabiluhu da var mef'ul. Efendim, rafadat, reddetti. El usretu aile et talebe, talebi. Şimdi arkadaşlar, bunların mef'ul bir olduğunu görür. Çünkü fiilden etkileniyor hepsi. Genellikle de neyi kimi sorusunun cevabını teşkil ediyor. Bu mef'ullerin bir de şöyle şekil olarak irabi bir özelliği var. Mef'uller mansup. Mansup demek ileride daha geniş olarak üzerinde durulacak. Şimdilik mansup biz fethalı iki üstün ya da tek üstün diye anlayabiliriz. Bakın şu nekire bir kelime iki üstün almış adeten. Bu ise marife, izafe yoluyla marife olmuş. O da tek üstün almış hıtbete. Bu da umura tek üstün fetha almış. Bu da çünkü marife. Yani el şey var, izafe var. Ra'ye ha aynı. El kahvete el taksiyle marife olmuş. Bu da bakın tek şey almış. Et talebe yine fetha almış. Demek ki yani iki üstün ya da tek üstün. İkisi de olabiliyor duruma göre. Onun ayrıntıları, incelikleri zamanla inşallah öğreneceksiniz. Ama fetha alıyor diyelim. Nasfın şimdilik fetha olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Burada tanımlıyor. Mansub isim. Mansub işte bizim fethal dediğimiz fiili, failin fiili üzerine vaki olur. Yani fiilden etkilenir. Fiil onun üzerinde gerçekleşir. Şimdi burada fail ve mef'ulleri bulun diyor. Mesela ketebat talibu derse, öğrenci dersi yazdı. Hangisi fail, hangisi mef'ul? Çok açık değil mi? Öğrenci fail, derse mef'ul. Şeribat tiflul lebene, çocuk sütü içti. Siz artık bulursunuz herhalde. Yentehibu şe'bu a'da'el barlamani, halk parlamento üyelerini seçer. A'da'el barlaman, parlamento üyeleri. A'lene ilan etti el istimaru sömürge, sömürgeciler. El harbe, savaş. Aled düveli daifeti, zayıf devletlere. Ekame düzenledi el ma'hedu enstitü, hafleten bir tören. Litehrici tullabi, öğrencilerin mezuniyetiyle ilgili. Tehric mezuniyet. Enşeat kurdu el camiatu, üniversite. Külliyeten bir fakülte, litıbbi, tıp fakültesi. İhtara seçti el ustadu hoca, kıssaten bir hikaye, li tullabihi. İştara aliyun beyten. Burada da ihtar mef'ulen bihi diyor, mef'ul seç. Ekele dayfu, misafir yedi. Ne yedi? Fakiyeten. Alece tabibu el merida, hastayı tedavi etti. Zâral mühendisu, ziyaret etti. El meşru'a, projeyi. İntehabe seçti el a'da'u, üyeler. Neyi seçtiler? Er-reise, reisi. Ba'a sattı et-taciru el-es-sevbe, elbiseyi. Te'alleme et-talibu, öğrenci öğrendi el-kitabete, yazmayı. Hallel-ustadu el-mes'elete, hoca problemi çözdü. Nazzafel-khadimu el-beyte, hizmetçiyi temizledi. Burada bir metin var, okuyalım. Umaru fi beytil Makdis, Ömer Kudüs'te. Lemma fetaha, fethedince el kaidu, komutan, bilade Şami, Şam biladını. Burada biladeyi seçtik üçünden. Çünkü mef'ulun bih. Ve arada duhule beytil Makdis, Kudüs'e girmek isteyince, talebel hakimu, bunu seçtik çünkü fail. Hakim yani o şehrin, Kudüs'ün yöneticisi demek. Talep etti, istedi. En yusellimel medinete, şehri teslim etmek. Lil halifeti Umar ibn-i Hattab'i nefsihi, halife Ömer ibn-i Hattab'ın kendisine, bizzat kendisine. Seferel halifetu, fail. Halife yolculuk yaptı. Minel medine ila beytil makdis, Medine'den Kudüs'e. İstekbel el kadetu el halifete, komutanlar halifeyi karşıladı. Bakın karşılama fiilinin
etkisi yani karşılanan halife olduğu için mef'ulun bih. Ala hududi Şamşam hududunda ve saru ma'ahu onunla birlikte yürüdüler ila Beytil Makdis Kudüs'e kadar. Dehalel halifetul medinete halife şehre girdi ve a'ta verdi ehleha ahalisine ahden ahit bil emni vel hürriyeti güvence ve hürriyet yani güvenlik ve özgürlük içeren bir ahitname onlara verdi. Zaral halifetu halife ziyaret etti. Neyi? Mavdi'a. Bakın mef'ul mi? Mavdi'a sahra. Sahranın yerini. Sahra şu meşhur taş Miraç'ta Efendimizin ona basıp yükseldiği rivayet edilen taş. Kaya demek sahra. Fi Beytil Makdis Kudüs'teki sahrayı ziyaret etti. Ve eşara bi binay mescidin fih ve oraya bir mescit inşasını istedi diyelim. Eşara işaret etti veya fikir beyan etti. Yani orada bir mescit yapılmasına dair fikrini beyan etti. Febena yaptı el Müslümun el Mescid el Aksal mübarek mübarek Mescid-i Aksa'yı. Burada arkadaşlar havvil diyor çevir misalde o gibi. La yucedu fi beytil hadimi taviletun hizmetçinin evinde masa yok. La yucedu yok bulunmuyor. Şöyle yapacağız. Seyeşteril hadimu taviletan. Öyleyse hizmetçi bir masa satın alacak. La yucedu fi hakibeti talibi kalemun. Öğrencinin çantasında kalem yok. Öyleyse seyeşterit talibu kalemen. Kalem satın alacak. La yucedu fi beytil mühendisi mektebun. Mühendisin evinde masa yok. Seyeşteril mühendisu mekteben. Öyleyse masa satın alacak. La yucedu fi iadeti tabibi ceridetun. Doktorun yazıhanesinde gazete yok. Seyeşterit tabibu cerideten. La yucedu fi mektebil gulami kitabun. Seyeşteril gulamu kitaben. La yucedu fi gurfetil amili firaşun. İşçinin odasında yatak yok. Seyeşteril amilu firaşen. Bir yatak döşek alacak. La yucedu indel muvazzafi seyyaratun. Arabası yok. Seyeşteril muvazzafu seyyaraten. La yucedu fi menzili zevci ta'amun. Kocanın evinde yemek yok. Seyeşteril zevcu ta'amen. La yucedu fi beytil fellahi thiyabun. Fellah çiftçinin evinde elbise yok. Seyeşteril fellahu thiyaben. Mâzâ yeşrabu aliyyun? Ali ne içer? Yeşrabu aliyyun el kahvete. Ali kahve içer. Bakın bunu mef'ul bi olarak kullanmamızı istiyor. Mesela kıssayı mef'ul bi yapacağız. Nasıl yapacağız? Şunu aslında soru var ya, soruyu çıkart gerisi fiil ve fail. Yakra'u talibu kıssaten. Bu da aynı. Eddel muvatinu el vacibe. Görevini ifa etti. Edda, eda etti. İhtara el a'da üyeler seçtiler. Reisen bir başkan. Ahdara Muhammedun kitaben. Kitap getirdi. Ahdara getirdi. İştara el ceyşu silahen. Silah aldı. Ceyş ordu. A'lene ilan etti. Kadi yargıç. El hükme hükmü. Ekkedel İslam. İslam vurguladı ya da pekiştirdi. El musavat eşitliği. Ben el mühendisu beyten. Mühendis bir ev yaptı. Burada da kendi yanımızdan boşluklar dolduruyoruz. İmle il feragat boşlukları doldur. Mesela burada fail ve meful mih var. Bir fiil eksik. Ketebe olabilir. Burada fiil var. Karaat. Fail ve meful mih lazım. O da suadu er risalete olabilir. Mesela iştera satın aldı. Ahmedu Ahmet seyyareten bir araba. Siz buraya beyten diyebilirsiniz. Kalemen Ahmet yerine Ali olur, Zeynep olur, Hatice olur. Yani buraları dolduracağız. İki at-tairate. Rakibe bindi Aliyun Ali at-tairate uçağa. Daha başka da olabilir tabii. Kara okudu et-talibu öğrenci el-kitabe kitabı. Efendim Zara ziyaret etti el-mühendis mühendis. El masna'a fabrikayı. Burada da zara var. Burada aslında başka bir şey de kullanabiliriz. Mesela bena diyebiliriz. Ben el mühendisu mesciden. Mühendis bir cami bina etti. Zara ziyaret etti. Efendim el ustazu hoca es saffe
sınıfı ziyaret etti. Ya da el külliyete. Fahasa tabibu el merida diyebiliriz. Doktor hastayı muayene etti. Burada da كَتَبَ الطَّالِبُ الشِّعْرَ ya da قَرَأَ الطَّالِبُ الشِّعْرَ ya da enşede diyebiliriz. Enşede, elif, nun, şin, dal, şiir okuma anlamına geliyor. Enşede, diyelim ki الطَّالِبُ الشِّعْرَ. Şahedet, izledi, seyretti. Elbintu mesela, kız, elfilme, film mesela. Burada bir metin var. Ketebe Aliyun, Ali yazdı risaleten bir mektup ila sadikihi Mahmud, Mahmud'a, arkadaşı Mahmud'a, fi cudde, ciddede, yuhbiruhu fiha, bu mektupta ona haber veriyor ki, biennehu kadimun li ziyareti, onu ziyarete gelecek, ba'de usbu'in, bir hafta sonra. Ve fil mev'idil muhaddedi, belirlenen tarihte, yani bir hafta sonra, lebise Aliyun siyaben cedideten, yeni elbiseler giydi Ali ve hamale hakibete sefer ve yolculuk valizini yanına aldı, taşıdı yani sırtına aldı. Ve rakibet dairete uçağa bindi, miner riyad ila cüddeh, riyattan ciddeye uçtu. İstekbele Mahmudun Aliyen fil matari, Mahmud Ali havaalanında karşıladı. Tümme teveccaha, sonra yöneldiler fisseyyareti, arabada, ilel beyt, eve. حيث قدم محمود العصير لصديقه علي محمود arkadaşı Ali'ye meyve suyu takdim etti evde. Haythun'un esas anlamı klasik Arapçada mekan zarfıdır. Fakat bu kitabımızda belki modern Arapçada böyle bir bağlaç gibi kullanılıyor. Farklı farklı anlamlar verilebiliyor. Bazen tercüme ederken hiçbir anlam vermediğimiz de oluyor. Biraz sanki özünden koparılmış bir kelimeye benziyor. ثُمَّ تَنَاوَلَا اَطْطَعَامَ sonra taam yediler, yemek yediler. وَاسْتَرَاحَا istirahat etti, dinlendiler. قَلِيلًا biraz fil beyt. وَفِي mesai akşam sahibe Mahmudun Aliyen sahibe eşlik etti Mahmud Ali'ye. İlâ şâtil bahri deniz kenarına. Şâti sahil kıyı. Heysu şâhedel bevâhir. Yani orada diyelim şâheda izlediler el bevâhir. Bevâhir bahiren çoğulu vapur. Buharlı demek vapurlar. Fil mina, mina o da liman oluyor. Limandaki gemiler seyrettiler. Ve kadaya geçirdiler. Vakten mumti'an eğlenceli vakit. قَبْلَ اَنْ يَعُودَا اِلَى الْبَيْتِ eve dönmeden önce. اَمْضَى عَلِيٌ اُسْبُعًا Ali bir hafta geçirdi. Fî ziyaret-i sadîkî arkadaşın ziyaretinde. ثُمَّ شَكَرَهُ عَلَى حُسْنِ الضِّيَافَةِ Sonra ona teşekkür etti. Güzel misafirperverliğinden dolayı. Ziyafeh, misafirperverlik, mihmandarlık. وَوَدَّعَهُ ve onu uğurladı, vedalaştı. عَائِدًا اِلَى الْبَيْتِ eve dönerek. Burada da mef'ulün bih içeren cevaplar istiyor bizden. Mesela diyor, مَا ذَكَّتَ وَعَلِيُنْ لِسَدِقِ Mahmud. Ali arkadaş Mahmud'a ne yazdı? İşte كَتَبَ عَلِيُنْ رِسَالَةً mef'ulün bih içeren bir cevap. مَا ذَا لَبِسَ عَلِي قَبْلَ سَفَرِ Bunlar metinde var. لَبِسَ عَلِيُنْ ثِيَابًا ثَوْبًا جَد۪يدًا ya da ثِيَابًا جَد۪يدَةً مَاذَا حَمَلَ عَلِيٌ مَعَهُ Ne taşıdı? حَمَلَ مَعَهُ حَقِيبَةَ السَّفَرِ Değil mi? مَاذَا رَكِبَ عَلِي عِنْدَ سَفَرِهِ لَا جُدَّ Neye bindi? رَكِبَ عَلِيٌ اَطَّائِرَةَ مَاذَا قَدَّمَ مَحْمُودٌ لِصَدِقِهِ Ne sunmuştu? قَدَّمَ مَحْمُودٌ لِصَدِقِهِ عَلِي الْعَصِيرِ الْعَصِيرَ Meyve suyu. مَاذَا فَعَلَ مَحْمُودٌ فِي الْمَسَاءِ Mahmud akşam ne yaptı? ماذا شاهد علي في المساء؟ Ali akşam ne izledi? كم أسبوعا مضى علي في زيارة صديقه؟ Evet, bunlar da siz bulun arkadaşlar. Hulasa mef'ul bih mansup isim. Mansup işte şimdilik fethalı diyelim. İki üstün, tek üstün duruma göre. وقع علي فعل الفاعل. Failin fiili onun üzerine gerçekleşir. Mesela kapıyı açtım dediğinde açma fiili kapı üzerine gerçekleştiği için kapı mef'ul bih oluyor. Ya da yazılan şey mektup olduğu için yani yazma fiili
mektubun üzerine gerçekleştiği için bu da mef'ul bih bakın feth almış. Müfret ismin alamet fetha. Evet. Müfret isim işte tesniye cem olmayan isimler değil mi? Usbu'un mesela, Aliyun falan mesela. Bunlar ki fetha oluyor. Evet arkadaşlar. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.